Arzu ederseniz şöyle evet. dönelim artık. Olur dönelim. Evet. Bir dönelim bakalım. Şimdi efendim bir gördüğünüz gibi paravanımız var. Bu paravan artık zaman zaman bizim programlarımızın bir dekor unsuru olmanın dışında bir parçası haline gelecek. Çünkü sizlerden de yoğun talep geliyor. Sevgili Saliha ablamızla burada bizzat görüşüp içinden gelenleri, yaşadığı zorlukları anlatmak, sesini duyurmak, kendi hayatından örnekleri vermek, belki bir nebze olsun yüreğini ferahlatmak. Birilerine mesaj verebilmek adına burayı gelmeyi arzu ediyorsunuz. O izleyicilerimizden bir tanesi, bir beyefendi şu anda paravanımızın arkasında. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk. Nasılsınız, nereden geldiniz? İyiyiz, Afyon'dan geliyoruz. Afyon Karahisar'dan evet. geliyorsunuz. Peki efendim. Beyefendiciğim, sizi buraya gelmeye iten sebep nedir acaba? Benim eşimle sürekli geçimsizlik yani. O amaçla geldim. Anlaşamıyoruz. Evet. Eşimle 21 senedir evliyim. Evet. Yani 21 seneden sonra beni terk etmesine gitmesine yani dayanamıyorum, tahammül edemiyorum. Bu yüzden çok zor durumum yani. Bütün malımı başladığımda ona verdim. Çok mağdur durumdayım. Beni şu anda da eve almıyor. Ben seni istemiyorum diyor. Benim seninle işim olmaz artık diyor. Ben seninle yapamam diyor. Çocuklarda 4 tane çocuğum var. Bir tanesi özürlü. Afyon Kardenekaya'da okuyor. 3 tanesi de normal. Evet. Çocuklarım benden yüzleştirmiyor. Ben seni, sen eve gelirsen diyor. Ben seni polise şikayet edeceğim, jandarmaya. Seni cezaevine attıracağım diyor. Benim seninle işim olmaz diyor. Bu saatten sonra diyor. Artık diyor, senin aldığın malları da sana vermeyeceğim diyor. Şimdi değerli beyefendi, hala evlisiniz değil mi? Evliyiz, hukuken? Evliyiz, evliyiz. Peki, hanımefendinin artık seninle işim olmaz demesinin arkasında bunu söyleten sebepleri ne? Sizden ayrılmasını, çocukları göstermemesini, çocuklarını göstermemesinin haklı bir gerekçesi olamaz. Zaten yok. Kendisi neyi gerekçe göstererek ayrıldı? Sizi neden dolayı eve almıyor? Beni neden dolayı almıyor? Çünkü biz bundan 5-6 senedir sürekli tartışıyorduk. Beni hatta kendisi de şey yapmaya kalktı. Kaşımdan yaraladı. Bundan 6 sene evvelcesi. Karakola şikayet etti. Beni karakola götürdü. Bundan 6 sene evvelcesi de affettim onu. Barışalım amaçlı. Bu 6 seneden sonra bu 2013'te bu dokunmatik telefonu çıktı çıkalı bir beyefendiyle bu itibat kurmuş yani. O yüzden o beyefendi bunu kandırarakten onun yolunda gidiyor. O yüzden beni terk etti. Artık mallarımı da elimden alışın. Ben seni tanımam. Benim seninle işim olmaz diyor. Çocukları da vermiyor yani. Çocukları da göstermek istemiyor. Beyefendiyle mesajlaşması tespit edildi mi? Var var. Delilleri var mı? Var var. Delilleri falan her şeysi var yani. Peki siz nasıl bütün mal varlığınızı onun üzerine verdiniz? Kanunen zannediyorum yarı yarıyadır. Eğer hukuken süreci bitirecek olursanız mallarınız hanımefendi de kalmaz, size de gelir. O nasıl oluyor da siz kendiniz mi verdiniz, o mu baskı yaptı, siz dayanamadınız? Nasıl oldu da mal varlıklarınız hanımefendi? O bana çok baskı attı, yüzüme güldü. O benim babamdan kalan 6000 metre yerim vardı. Biz onu evlenmeden önce benim malımdı o. Dedi ki ben seninle ölü bile senden geçineceğim dedi. Ben senden ayrılmam dedi. Beni kandırdı, yüzüme güldü. Bu 6 seneden sonra, bir 6 sene daha geçtikten sonra bu benden ağır ağır soğumaya başladı. Yani benim dediklerim yapmıyordu. Ben senin sözünü dinlemem, istediğim yere giderim. Bana karışamazsın gibi laflar falan söylüyordu. İşte bunu söyledikten sonra diyorum ya bu telefonu açtıktan sonra bu başka birine bağlantı yapmaya başladı. Ve o gün bugündür seni arattı 2017-2018 3 senedir de sürekli bana şiddet uyguluyor. Çocukları da bana üstüme şey yapıyor, püskür diyor. Babanız beni dövüyor. Babanız bana işkence size yapıyor direkten. Size mi şiddet uyguluyor beyefendi? Eşiniz size mi şiddet uyguluyor? Evet, evet. Bana onu uyguluyor çünkü. Kendisi uyguluyor. Çocukları da şey diyor, yapıyor.
Onları da hal yapıyor. Peki siz bu şiddeti belgelediniz mi? Mesela bir darp raporu almak gibi ya da siz onu şikayet etmek gibi bir davranış içinde bulundunuz mu? Ben onu hiç şikayet etmedim. Hep barışalım amaçlı. O beni sürekli şikayet yaptı. Sürekli beni karakola mahkeme verdi. Mahkemelerde de beraat ettim. Hakim dedi bunu benim suçsuz olma kanaat getti. Demek ki bunun amacı senden uzaklaştırmak amaçlı. Seni sürekli karakola şikayet ediyor. Seni istemiyorum sebebi dedi. Senin manını alıp senden ayrılmak niyetli bunun. Ve de onu da yaptı, gerçekleştirdi. Peki ben tabii hukuki yönünü bilmiyorum hanımefendinin üzerinde olunca veremez mi? Hatta beyefendinin bu mal varlığının evlenmeden önce kendisine ait olduğu ispat edildikten sonra hanımının üstündeki maldan beyefendinin hakkı var mı yok mu, hukuki yönünü şimdi bilmiyorum birazdan ama. Birazdan hukuki yönünü de avukat bağlantısıyla arkadaşlarımız bir yandan da ayarlarlarsa sevgili Özge Can Sırma arıyorlarmış. Onunla da hukuki boyutunu konuşacağız ama işin tabii duygusal boyutu var. Yani bir insan şimdi benim anladığım kadarıyla beyefendi siz bu hanımla tanışma aşamasındayken kadın sizin yüzünüze gülüyor, evet. Size çok iyi davranıyor. Evet. Ben seninle ömrümün sonuna kadar birlikte olacağım, beraber kalacağım. Malını mülkünü benim üstüme yap diyor. Sonrasında da yavaş yavaş sizden soğuyup mesafe koyuyor. Evet. Yani burada biraz şey gibi bir durum var. Şimdi maalesef. Bir burada bir zulüm var. Burada bir kendini akıllı zanneden, özür dilerim kaba olacak ama akılsızlık var. Yani birisinin hakkına girerek yalanla, hile ile alınmış malın kendisine yarayacağını, onu ağız tadıyla yiyeceğini düşünmek ne büyük bir gaflet. Maalesef. Ne büyük bir gaflet. Yani Allah görüyor, sen eşini kandırdın aldın. Onu afiyetle nasıl yiyeceksin? Ve zaten boşanmış olsanız bile yarısı senin, yarısı onun. Yani bilmiyorum işte ne kadar az düşünüyorsunuz? Hiç mi düşünmezsiniz? Akletmez misiniz? Allah akıllı olmanızı ister, aklınızı kullanmanızı ister gibi şeyler, ayet-i kerimeler var ya. Evet. Aynen onun gibi burada aklını kullanmamak, kendisini arzularının ve nefsinin, şeytanın oyuncağı haline getirmek. Ayrılmak isteyebilirsin. Bir insanla geçinemeyebilirsin. Ama ortada bir başka erkek varsa bunun adı sadakatsizliktir, bunun adı ihanettir. Ve ondan sonra da parasını alıp üzerine alıyorsa, diğer adam evli bir kadını ayartıyorsa... Onunla evlendiğinde başkasını ayartmayacağını ne bilecek? Nasıl bir kere, güvenecek? Bir kendisini kere yapalım, evliyken zaten böyle kandırabileceği insanları erkekler tavlıyor. Böyle mutsuz, evliliği monotonlaşmış, kendisi yani böyle coşkusunu yitirmiş insanları böyle avlıyorlar, paralarını alıyorlar, üstlerine yaptırıyorlar, ciddi anlamda para alıyorlar, bir iki yemeğe götürüp kandırıyorlar. Kime yaptı? Kendisine yaptı. Yani çocukları ayrılsalar bile ben bazı şeyleri görüyorum, aileleri görüyorum. Çocuğunu göstermiyor. Senin bir defa babayı çocuktan ya da anneyi çocuktan ayırma hakkın ve yetkin yok. Buna hiçbir zaman hakkın, yetkin yok. Bazı anneleri ben görüyorum, çocuğunu bırakıyor, gidiyor, yıllarca aramıyor, peşine düşünmüyor. O tip durumlar istisnai ve gerçekten patolojik durumlar. Hani insan mecbur kalır, ayrılır ama bağını koparmaz. O senden bir parça, senin bir yavrun, Allah'ın emaneti. Biyolojik anne olmak yetmiyor. Ona yürekten annelik yapmak gerekiyor. Dolayısıyla bu hanımefendinin yolu değişmiş, yolculuğu değişmiş, yol arkadaşları değişmiş, eşine ihanet ediyor. Beyefendinin şüphesiz hanımefendiyi dinlesek de beyefendi hakkında olumsuz şeyler söyleyebilir, olabilir. Beyefendinin de eksiği vardır, hanımefendinin de. Ama bu ikisinin de yanlışının olması, beyefendinin de yanlışlarının olması böyle yapmayı meşru saymaz. Meşru saymaz. Doğru. Son derece yanlış, son derece tehlikeli bir pozisyon. Yani Allah'ın gazabından hiç mi korkmuyor bu insanlar bilmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.